tekrardan yepyeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar ben Ümit bugün sizlerle birlikte Minecraft survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar hatırlayacaksınız ki en son sizlerle birlikte bir sürü işte netherite ingot yapıp itemlerimizi diamond tan güncellemiştik ve şimdi de arkadaşlar bugünkü bölümümüzde Nether'ı gezeceğiz birazcık böyle işte 1.16'da eklenen burç kalıntıları gibi mekanları gezeceğiz. Belki birkaç tane daha kale falan buluruz. Yani nether'a bir gezintiye çıkacağız bu bölüm. Ayrıca işte bu nether'a gelen ağaç tipi şeyler işte kızıl kökler ne bileyim e, çarpık kökler falan filan. Onları da incelemiş olacağız. Bakalım neler bulabileceğiz. En son yalnız şu ağaçlardan falan filan toplamayı düşünüyorum. Öncelikle benim şuralarda bir yerlerde bulmuş olduğum bir burç kalıntısı vardı. Aynen burada arkadaşlar. Bir önceki videonun bir kısmında da görünmüş burası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ki. Bu burç kalıntıları yalnız ben buraya böyle gelmemem gerekiyordu. Hemen bir geri dönelim. Hatta dönmeyelim ya. Burada altınlar var. Bir altın item yapmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. Çünkü çünkü yani cidden çok başımıza dert olabiliyor. Biliyorsunuz piglinler altın item giymediğimizde hani altın bir armor giymediğimizde çok başımıza bela olacak hareketler yapabiliyorlar. Keşke yanıma bir tane de çapa alaydım. Hadi bakalım uğraştığımız şeye bak. Uğraştığımız şeye bak. Şimdi alalım yerlerini de gitti acaba Allah Allah nerede neyse Şuradaki altınları alabiliriz Servetimizi de kazalım da bol bol altın gelsin Tamamdır bu kadar yeterli olacaktır şekilde bir çalışma masası yapalım buradan Altın yapalım ve bir tane kask yapalım şöyle kendimize belli bir süre bizi idare edecek kadar hmm, gayet güzel oldu bence yakıştı bize de altın kask. Şunu da alalım şöyle şu şekilde yanımızda dursun. Şimdi arkadaşlar burç kalıntısına gidebiliriz bakalım nereden girişi var bunun. Bence şuradan giriş yapabiliriz çok güzel kara taş kullanmışlar evet yeni tarifler falan filan da açılıyor. Bunlardan altın da düşebiliyor. Ki bende servet olduğu için baya bir düştü. Peksiyle bakalım arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Elbet buranın adam akıllı bir girişi vardır ki biz bulamıyoruz onu. Benim tahminimce üstlerde arkadaşlar. Sen çok büyük bir kalıntısına benziyor. Oo oh, oh, oh. karda lav havuzu gibi bir şey var galiba. Çok buna altıcı yalnız burası. Ama çok tehlikeli oluyor bak burası. Başka bir girişi falan filan yok mu buranın ya? Anlaşılan burada yok. Anlaşılan burada yok arkadaş. Başka bir yerlerde girişi var mı evet girişi bulduk Arkadaşlar temkinli olmamız gerekiyor. Altın bloklarını piglinler görmeden almamız lazım. Piglinler bizi görürlerse içimizden geçebilirler. Aynı şekilde chestleri de açarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yayımızı envanterimizi alalım da biz ne olur ne olmaz. Merhabalar arkadaşlar. Hiç ellemeyelim onu Hiç hiç hiç, hiç, hiç ellemeyelim. Şuradan alalım. Güzel böyle dekoratif taşlar var. Ee, birkaç bölüm önce size ben söylemiştim galiba ama söyledim mi söylemedim mi tam olarak da hatırlayamıyorum. Söylediğim gibi veya söylemediğim gibi söylüyorum tekrardan. Üzere. bizim evimiz arkadaşlar çok geçici bir durumda şu anda hani ben onu öylesine yapmıştım güzel bir evden yapmak istiyorum o yüzden hani yani bilemiyorum nasıl bir tasarım yapacağımı ama güzel dekoratif bir ev yapmayı düşünüyorum böyle üstünde böyle çalışarak base tarzında bir şey olacak bunları kırdık bunları bir şöyle atalım bakalım ya bunlar neymiş böyle ya ruh hızı bir bot çok iyi bunu şöyle alalım şöyle alalım Yanlış oldu. Şu şöyle şu şekil envanterimizde taşıyalım. Ee, üstten çok fena piglin sesleri geliyor. Ee, merhabalar arkadaşlar. Buradan hemen çıkmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bunlar bizi yerler burada. Of çok aşırı korktum. Yani cidden verimi baya iyi buranın ama işte sürekli piglinler falan filan. Çok sıkıntı yaşatıyor arkadaşlar. Burç kalıntısından baya da bir eşya çıktı. Ruh hızı 2. Mesela ben bunu ruh hızı 3 yapıp botuma basmayı cidden çok isterim. Yani nether için özel bir bot falan da yapabiliriz. Netherite olmasa bile hani elmas da olabilir. Ben baştan anlaşmayı yapayım. Ben baştan sizi öldürmeye başlayayım. Ölün arkadaşlar ölelim. Arkadaşlar hemen ölelim. Çok tehlikeli oluyor arkadaşlar burası. Çok 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 sinir bozucu oluyor ama şöyle hemen şuraya koyabildiğimiz kadar eşyamızı koyalım na durabilirler. Şuna da dağıt şunu dağıttıktan at, at. çok heyecanlı oluyor arkadaşlar. Belki konuşamıyorum ama çok tehlikeli olduğu için konuşamıyorum. Da çok güzel bir yapı yani bu ya. Daha bir de bunun ortasında böyle spawner gibi bir şey de var. magma kreminin işte spawner gibi bir şey var. Bilmiyorum belki oraya bir farm gibi bir şey yapılabilir. Pek hani düşünmüyorum böyle bir şey yapmayı ama iki gün sonra onun da farmı çıkar o yüzden yapılabilir yani. Şöyle şuraya şöyle gidelim bakalım. Şöyle hemen tek at onlara zaten. Aşağıda bayağı altın bloğu olduğu için seni de bir indirelim piglin kardeşim. Normalde piglinleri öldürmeyi düşünmüyordum dediğim gibi. Ama yani buradaki altınları da kaçıracak değilim yani arkadaşlar. Altın zengin olduk yani. Ve en güzel çeste buradaki çeste olması lazım. Elmas itemler falan filan. Tüylü şu koruma moruma. Ben çok iyi değil mi arkadaşlar ya? Evet işte buradaki... Spawner'dan bahsediyordum size. Magma kremi spawner'ı çok güzel şeyler yapılabilir arkadaşlar burada. Hop şuradan şu şekilde çıkalım bakalım. Merhabalar arkadaşlar. Kimseye zararım yok benim. Kimseyi de öldürmedim. Karnısı şuraya ya. Şöyle gezelim bakalım. Şurada bir çes görmüştüm. Acaba burada mıydı o? Üst katta. Çıkalım. Nereye, nereye gitti o çes ya? Ne güzel chest vardı şurada bir yerde. Hadi bakalım arkadaşlar chest'i bulabilecek miyiz? Merhabalar Enderman. Saygılar. Hiç kimseye burada bulaşmak istemiyorum arkadaşlar. Cidden çok tehlikeli olabiliyor. İnanılmaz tehlikeli olabiliyor. Sağda solda chest görmüştüm ama ben ya. Nereye gitti acaba? Neyse çok da önemi yok. Hop. Bir şekilde şuradan sağ kurtulmak istiyorum sadece. Çok da fazla bir şey istemiyorum. Elmas setler falan filan çıktı. Gayet güzel. Ben bir netherite çapa isterdim açıkçası buradan. Ama yani bu da hiç de fena değil yani. Görüyorsunuz bayağı da bir altınımız oldu. Şimdi ben bu altınları arkadaşlar yukarıda harcayacağım. Nasıl harcayacağım? Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz yine benim bir fikrim yok. Bilip bilmediğiniz hakkın, hakkınızda. Neyse konuşamıyorum. Ben yine of konuşmakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Peş peşe video yapmaya çalışınca yani insan yoruluyor biraz biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar, bildiğiniz gibi Piglin'lerle altın yollarıyla alışveriş yapılabiliyor. Yani paranın böyle içinden geçiyoruz. Baya zengin olabiliyoruz. Ee, ama işte bunu yapabilmemiz için birazcık da altın kasmamız gerekiyordu. Benim de burası geldi aklıma. Burç yerleri. Zil. Years later. Arkadaşlar bizilden sonra devam ediyoruz. Ee, bakalım buranın çıkışı neredeydi? Hmm. Nerede nerede nerede? Nerede? Nereden çıkabiliriz? acaba nereden çıkabiliriz? Buradan aynen. Galiba buradan gelmiştik zaten. Şuraları gezelim bakalım. Vay be. Burada nedir havuzları falan. Nedir havuzu diyorum ya. Lav havuzları falan filan var. Cidden çok manyak mekanlar yapmış arkadaşlar bu piglinler. Şimdi ben buradan bir dışarı çıkmak istiyorum. Serbestçe çıkabileceğim bir alan var mı? Aynen geldiğimiz yerden şu şekilde çıktık. Şimdi bizim kızıl ormanı bulmamız gerekiyor. Burada genelde endermanlar oluyor. Piglin bulma Olasılığımız çok düşük. O yüzden kızıl ormanı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir bakalım bakalım. Neler bulabileceğiz. Nerelerde bulabileceğiz. Daha doğrusu. Aa bir portal kalıntısı. Çoğu gitmiş ama. oyuncudan çok güzel şeyler eklendi. Buralarda zombileşmiş piglinler falan filan var. Yani hani. Bana zombileşmemiş lazım be. Kardeşim bir insan olsanız. Dog hasta. Yani. Hiç böyle şeylere gerek yok ama. Evet bazı alt deltası falan filan. Çok güzel arkadaşlar. Bir de oyunun sesleri de inanılmaz. Ama ben seslerini açmıyorum miderekten. Çünkü bana ac acayip pis yani böyle yüksek geliyor. Kimse görmeden. Oh, bu kadar oka ihtiyacım yok benim. Ama en azından baya bir alyan otu. Aa ruh hızı 2. Ruh 3 yapabiliriz arkadaşlar. Eğer botumuza bir basabilirsek. Onu da eklemek istiyorum bölüm sonunda. Umarım unutmam. Hoglinler arkadaşlar. Her şeye saldıran Manyak Nether'ın domuzları. Buralardaki piglinlere pek güvenemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum. Sağ solu gezmek de istiyorum. Dostlar bakalım. Kızıl ormanı bulabilecek miyiz? Şuradan şu şekilde ilerleyelim bakalım. Çok büyük bu bazalt deltası ya. Ya yine geldik bu Warp Forest'a ya. Nether Wastes'dayız galiba. Aynen Nether Wastes. Aa evet şu biyomu bulduk arkadaşlar sonunda. Sonunda kızıl orman biyomunu bulduk. Aynen Crimson Forest. Ee, sizden nefret ediyorum. Burada yavrular var. Yavrular çok tehlikeli benim için. Evet şu şekilde seni kapattık. Evet mis gibi de bir alan yaptık. Şimdi arkadaşlar ben burada baya bir alışveriş yapacağım. Ama ondan önce şunların beni göremeyeceği bir yere bir gitmem <laughs> gerekiyor. Şuraya mesela gidelim bakalım. Bu şu şekilde şunları atalım. Fazlalık eşyalarımızdan kurtulalım. Ee, diğerine de şunları şu şekilde attık mı. Tamamdır galiba ya envanterimizi olabildiğince boşalttık. Şimdi tekrar şuraya doğru bir gidelim bakalım. Neler bulabileceğiz. Neler düşürebileceğiz daha doğrusu. Kardeşim şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar ben burada bir afk bırakayım. Bayağı bir uzun süre bakalım bize neler verebilecek. Bu şekilde basılı duralım bakalım. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Eğer hani bu şekilde kendiniz basılı tutmak istemiyorsanız klavyenizdeki F3 artı T yaparaktan oyunu sınırsız yapabiliyorsunuz. Ama Unutmayın ki sağ kliğe basılı tutarak daha sonra F3'e basıyorsunuz ve oyununuz sürekli sağ tık yapmaya başlıyor. Bu şekildeki farmlardan yararlanabilirsiniz. Neyse ben kaçayım bakalım ne, neler elde edebileceğiz. Arkadaşlar aradan bir süre geçti ve ateş direnci içmişim ben ee, şunu bir atalım bakalım başka altın aynen burada ve envanterimizi cidden dolduruyor ama bu ya çok büyük sıkıntı hmm. neyse bakalım devam edelim. Envanterimiz ne zaman doldu arkadaşlar o zaman buradan çıkarız şalkırları koyarız ve geri geliriz. Ben tekrar f 3 yapıyorum ve tekrar sizi hızlandırmaya bırakıyorum. <laughs> Arkadaşlar geri geldim yine aradan bir süre geçti envanterim dolmuş ee, şöyle yapalım ben şuraya bir ender pearl atayım ee, geleceğim yalnız senden alacağım o kitapları falan filan bekleyesin kardeşim bir bekleyesin şuraya gidelim arkadaşlar envanterimi iyice boşaltmak istiyorum arkadaşlar bakalım neler daha çıkartabileceğiz hiçbir fikrim yok ee, şu şekilde yapalım şöyle atalım alayını atalım ya olmadı şunu da at şunu da at şunu da at hatta bunları buraya doğru atmayalım ee, bunları yine şuraya şöyle atalım ee, yatağımızı şu suyu şuraya atalım sonra bunları buraya atalım şu ender yine lazım olabiliyorlar arkadaşlar ee, şöyle şöyle yapalım bakalım gidelim yalnız ben altınlardan bir tanesini nereye koydum altınlardan bir 50 tane daha altın vardı bende büyük ihtimalle ben buraya koydum onları Hayır buraya koydum ben onları. Evet buraya koymuşum. Bu şekilde yine envanterimizi aldık. Ama ben böyle sürekli bir şeyleri koyduğum yere hatırlayamazsam nasıl yapacağız? Yemeğimizi sürekli unutuyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hani. Şöyle gidelim bakalım. Hop. Aaa buradaki silinmiş. Burada neler varmış? Ruhuzu 3. İşte bu. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Bakalım bizim botumuza daha basılabiliyor mu? Arkadaşlar böyle çok zor olmaya başladı. İsterseniz şöyle yapalım. Ben arkadaşlar baya bir alışveriş yapayım. Sen uzak dur benden. Arkadaşlar ben bu altınları bitirene kadar alışveriş yapayım. Daha sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar geri geldim. Aradan baya baya bir zaman geçti. Ben bütün altınları kullandım. Galiba bilmiyorum. Ama baya bir gereksiz eşya olduğu için onları da mecbur bu şekilde buraya attım. Çünkü artık envanterim falan filan almıyordu. Yani iki şalkır artı bir de bunlar falan filan var. Cidden çok güzel kitaplar var. Şimdi arkadaşlar bir eve dönelim. Ee, ben acaba portalları bulabilecek miyim? Hmm, şimdi bakalım. Sıfıra sıfıra doğru bir gitmeye başlayalım. Şuradan şu şekilde gidersek nerelere ulaşabileceğimizi öğrenelim. Çok ürküfer. Aa arkadaşlar görüyor musunuz yol gezerleri? Bunlardan bir tane de dünyaya götüreceğim arkadaşlar. Aklımda çok güzel bir plan var onlar hakkında. Böyle arkadaşlar yol gezer çiftliği falan filan var aklımda. Belki ileride işte eğerlerle falan filan gelip bunları evcilleştirebilirsek. Oh, ne oldu burada şimdi Çok büyük sıkıntı Bu arkadaş da öldü ama Acaba biz yolumuzu bulabilecek miyiz arkadaşlar ya Aa, Şurada bir chest falan filan gördüm Acaba bir netherite item Yok çıkmadı ya, Demir parçası zaten almaya da pek de gerek de yok Şuradaki altın bloklarını almak istiyorum ee, Ruh kumu ee, Ne atabilirim ne atabilirim ee, Ne atsam ne atsam Bence bir şey atmayalım arkadaşlar Şunu içeyim ben böylelikle Hiçbir şey atmamış oluruz şunu şu şekilde atalım artık. Evet bence gayet güzel yani. Bence arkadaşlar biz buradan pek bir şey bulamayacağız. Şöyle yapalım. İsterseniz ben şuradan şunu koyayım. Şuradan. Ee, burada yer yok. Burada yer birazcık var. Arkadaşlar görüyorsunuz bayağı bir item topladık. O yüzden cidden şalkırlara falan filan sığmıyor bile. Şöyle koyalım bakalım. Bütün eşyalarımızı koyduğumuza göre şunları şu şekilde alabiliriz. Envanterimize. Bunlar bizim kendi eşyalarımız. Bireysel eşyalarımız olduğu için bunları alıyorum. Evet galiba tamamen topladık alayını. Aynen galiba topladık. Nedra itemler? İşte burada arkadaşlar 3 şalkıra yakın eşya çıktı. Şuradan ben bir 10 tane alayım. Şuraya bir portal kuralım. Bakalım acaba nerede çıkacağız. Okyanusun falan filan içinde çıkıyormuşuz. Ee, şunu şöyle kay, şöyle şöyle. Şöyle de şunu koy şurayı portal çakalım ee, şunu şuraya şu 3 şalkırımız da şuraya arkadaşlar görüyorsunuz hani nedir 1 geldik 3 şalkır eşya ile geri dönüyoruz geçelim bakalım şu portaldan acaba nerede çıkacağız acaba nerede çıkacağız diyordum ki meydan okuma yani bu da demek oluyor ki baya baya bir uzaklaşmışız arkadaşlar şimdi biz buradan nasıl döneriz biliyor musunuz arkadaşlar burası artıyor o zaman biz bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar baya konumuzu küçültelim bakalım. Ben eve kadar gideyim. Orada devam edelim. Arkadaşlar uçuyorum birkaç dakikadır ve burada sıcak okyanusu bulduk. Konumunu aldım. İleride buralara da tekrar geleceğiz. Arkadaşlar yine birkaç dakika daha geçti son konuştuğumdan bu yana. Ve burada bir köy bulduk. Aslında i̇şte pek de ihtiyacım yok çok bir şeye ama şu çanı alabilirim yani. Ve şu çanı da alabilirim. Pek de başka bir şeye ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Yani pek de bir şeye ihtiyacım yok. Neyse yolumuza devam. Arkadaşlar yine çok geçmedi ama burada ben yağmacı kulesi ve iglo buldum. Şu igloya bakacağım ama yağmacı kulesine daha sonra bakarız arkadaşlar. Bakalım Buralarda bir geçiş falan olması lazımdı galiba bu uygu, o iğlolardan değil hemen gidiyorum arkadaşlar devam birazdan geleceğim oğlum arkadaşlar aradan yine bir iki dakika falan filan geçti ben yine burada bir nedir kalıntısı buldum ve ipekli dokunuş çapa servet kürek ne işe yarayacak bunlar hiçbir fikrim yok ama hani alıyorum yani ama yandı ya altınlarımız yandı en azından şunu bari yakmadan alalım alabilecek miyiz acaba gel bakalım buraya obsidyenin de değilim ben aldım Evet arkadaşlar buradan yoluma devam edeceğim ama önce şuradan e, bir fişek desteği alayım şöyle şunu tekrar koyalım uzun yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda eve geldik e, gidelim hemen şurada bir uyuyalım bakalım Biz sabah olsun hayır olsun üstümüzdeki şeyleri aşağı bırakmamız gerekiyor biliyorsunuz chestlere falan filan bırakmamız gerekiyor şöyle yapalım isterseniz kalabalık üstüm benim arkadaşlar o yüzden e, ben üstümdeki eşyaları bir şöyle bırakayım chestlere. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ne buldum. Alışveriş sırasında bize netherite çapı atmışlar ve ben bunu fark etmedim. Gerçekten çok özür diliyorum. Yani eşyaları koyarken fark ettim. Sonunda bizim de bir netherite çapımız var. Çok iyi. Şimdilik bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. İleride bunun ben falan... Ben falan ne ya? Ben büyülerini falan basacağım arkadaşlar. Şimdilik orada bir dursun bakalım. Arkadaşlar geldim bütün eşyaları falan filan toparladım her şeyimiz tamam. Şimdi arkadaşlar ben size baya bir söylemiştim ya. İşte, ee, nerede o kitaplar? Burada galiba aynen. Ruh hızı 3 var mı bizde? Ruhuzu 2, 3. Aynen Ruhuzu 3. Arkadaşlar Ruhuzu 3'ü acaba basabilecek miyiz diye merak etmiştim ben. Dur bakalım deneyelim. İnşallah basarız. Aynen arkadaşlar basabiliyoruz ve 27 XP istiyor. Bu da bizim tüm XP'lerimizi alacağı anlamına geliyor. Ama ben cidden bunu buraya basmak istiyorum. O yüzden Ruhuzu 3'ü bastım arkadaşlar. Bitten çok güzel olacak. Size ruh hızının nasıl çalıştığını göstereyim. Örneğin bu ruh kumu arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bize hız olmasa bile görüyorsunuz. den hani çok hızlı gidebiliyoruz ruh kumunun üstünde. Bu da bize nedir da cidden çok avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Bunu bir toplayalım. Ee, neredeydi o? Aynen burası. Bunu buraya koyduk arkadaşlar. Görüyorsunuz eşyaların canı falan filan azaldı. Ve XP'miz de bitti arkadaşlar. Şimdi şu nedir ay çapaya ben cidden çok güzel büyüler basmak istiyorum. Örneğin verimlilik 3. Orada verimlilik 4 çıkacağını tahmin ediyorum. Ee, yani birkaç tane yine ben şunları alayım da. Şunu alayım. İşte bir kırılmazlık 3 basmak isterim. Bir de tamir basmak isterim. Bu arada şu kitaplarımı yenilesem cidden çok güzel olacak. Bir de ipeksi dokunuş basmak isterim yani. Cidden çok güzel büyüler basmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım kırılmazlıklar şöyle. Kırılmazlıklar. Şu şekilde durabilirler. Tamir, ipeksi dokunuşlar falan filan işte yani baya güzel olaylara giriş yapacağız arkadaşlar. Bir de şuranın düzenini sağlayabilseydim ya karıştırdım. Aynen şu şekilde düzenimizi sağladık. Ee, başka bir şey basabiliyor muyuz? Yok. Hayır. Başka bir şey basamıyoruz. Nedir aç çapayı güzel şeyler basmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir gidelim. Hop. Bala arkadaşlar ende geldim. Şöyle indirme farmımıza hemen. Hop. Ne güzel geçtik be. Şimdi şu eşyaları falan filan ben bir tamir etmeye başlayayım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım eşyalarım falan filan tamir edeyim. Ot bir kasalım arkadaşlar. Kasalım arkadaşlar ve daha sonra devam edelim. Arkadaşlar ben uzun bir süre sonra yaklaşık 7 dakika 8 dakika sonra o seviye olmayı başardım. Hadi bakalım büyü masasından neler çıkacak? Öncelikle şunu alayım. Verimlilik 4. Kırılmazlık 3, verimlilik 4. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani mükemmel çıktı. Ben bunu verimlilik 5 yapmak istiyorum ama hani öyle bir şansım var mı benim? Benim öyle bir şansım var mı? Şunları en son basacağım ben ama verimlilik 5 yapmak istiyorum. Verim 2 gibi çıkartma gibi bir şansım var mı acaba benim şuradan ya verimlik 1 kırılmazlık 1 bunları bu arada başka götüreceğim evime hani ayrıten ee, verimlilik verimlilik istiyorum arkadaşım verimlilik verimlilik 3 aynen arkadaşlar çıktı kırılmazlığın büyüsünü çıkart gerek yok nerede o keskinliğinkini çıkart neyse şimdi verimlilik 3 verimlilik 3 bir dakika yanlış kırılmazlık 3 koyduk şimdi e, verimlilik 3'ü bulabilir miyim verimlilik 3 aynen verimlilik 3 verimlilik 3 verimlilik 4 sonra şöyle verimlilik 5 kırılmazlık 3 verimlilik 5 daha sonra e, nerede o ipeksi dokunuş hamir için 9 istiyor bize 4 kaldı böyle öldürelim bakalım birazcık daha. İşte arkadaşlar bu farmın çok kıymetli olduğunu gösteriyor bu da. Hemen şu şekil tamirinde bastığımıza göre artık full artı full bir çapamız da oldu arkadaşlar. Bunu cidden Nether'da çok kullanacağız. Size bunun garantisini verebilirim. Çünkü şöyle bir şey var ki Nether'daki artık çoğu blok hani bununla daha hızlı kırılıyor. Aynı şekilde saman balyaları, işte süngerler falan filan daha hızlı kırılabiliyorlar. Cidden çok güzel oldu. Dün bilerekten hani herhangi bir elmas çapı yapıp ee, Netherite aramadım. Çünkü nereden çıkacağını bildiğim için kendime güvencimden çalışmıştım çıkmadığını düşünüyordum kendim yapacaktım artık ancak sonradan fark ettim ki çıkmış işte bu da bizim şansımız diyelim bakalım isterseniz arkadaşlar eve gidelim ve videoyu orada tamamlayalım ben cidden bu videoda çok eğlendim burçları gezdik burç kalıntılarını daha sonrasında piglinlerle alışveriş yaptık netherite işte çapamız oldu artık ne bileyim size şu şekilde göstereyim mesela 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 neleri hızlı kırabiliyoruz biz bununla onları göstereyim. Şuraya şöyle gidelim bakalım. Yaprakları kırabiliyorduk galiba daha hızlı. Benim ilk 5 olduğu için görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir hızla tek atıyor yani yapraklara. Zaten çok güzel oldu bu video benim için. Hani bu çapayı zaten bulmayı çok istiyordum. Çok da uğraşmıştım bunun için. Daha da lafı uzatmama gerek yok galiba arkadaşlar. Bu videolukta benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve de bay bay.